Arkadaşlar merhaba, uzunca bir süredir benden Belçika'daki eğitim sistemiyle alakalı video istiyorsunuz. Bu konuyla alakalı sorular soruyorsunuz. Ben de sorulara tek tek cevap vermek yerine Instagram'da sizlerden bu konuda eğitim sistemiyle ilgili sorular sormanızı istedim. Bana bir sürü soru sordunuz, teşekkür ederim. Bu soruları bu videoda cevaplandırmak istiyorum. Yalnız sorularınızın hepsini bu videoda bulamayabilirsiniz. Çünkü çok fazla soru vardı ve onların hepsini bir videoda toparlayıp cevaplamak gerçekten çok uzun bir video olmasına sebep olacaktı. Bundan sebep ben de soruların bir kısmını bu videoda cevaplamaya karar verdim. Bir kısmını başka bir videoda, bir kısmını da diğer başka bir videoda cevaplamaya karar verdim. Şöyle ki en az 3 video olur herhalde Belçika'daki eğitim sistemiyle alakalı diye düşünüyorum. Şimdi sizin bana sorduğunuz sorulardan başlamak istiyorum. Birinci soru, Belçika'ya gelirken okuldan bir evrak almamız gerekiyor mu? Aslında şu şekilde bu takipçim Türkiye'den buraya taşınacak. Eşi burada çalışıyor ve 2 tane çocuğu var. Çocuklarıyla birlikte o da buraya gelecek. Tabii ki çocukların eğitim durumunu düşünmek zorunda. Türkiye'den kaydını alıp buraya kayıt yaptırmak istiyor haliyle. Türkiye'den gelirken çocukların okulundan hangi evrakları almam gerekiyor diye sormuş aslında. Sorunun özü bu şekilde. Türkiye'den buraya benzer şartlarda gelen ve geçen sene gelen başka bir takipçimle iletişime geçtim ve ona bu soruyu sordum. Ve ondan cevap aldım. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Yani benim YouTube kanalım ve Instagram sayfam bir çeşit network haline geldi. Siz bana bir takım sorular soruyorsunuz. Ben bu soruları bildiğim kadarıyla cevaplıyorum. Daha sonra başka birileri başka sorular soruyor. Onların sorularını bilmediğim zaman önceden tanışmış olduğum buraya gelen daha çok tecrübeli olan aynı yollardan geçmiş insanlara sorup cevap alıp onlara iletiyorum. Böyle değişik bir sistem oluştu. Ve şunu da belirtmek istiyorum. YouTube videolarımın altına siz sorular yazmaya devam edin. O sorulara eğer ki ben cevap veremesem bile umuyorum ki sizden önce benzer tecrübeleri yaşamış başka takipçilerim cevap verecektir. O yüzden yorum yazmaktan, soru yazmaktan çekinmeyin. Bunu da ufacık belirttikten sonra sorunun cevabına devam ediyorum. Ben o takipçim de Türkiye'den buraya geçen sene gelmiş olan, çocuklarıyla birlikte gelmiş olan takipçimle iletişime geçtim ve ona bu soruyu sordum. Dedim ki Türkiye'den gelirken hangi evrakları getirdin buraya kayıt yaptırmak için diye sordum. O dedi ki benden Belçika'daki okul sadece pasaportlarının fotokopilerini, pasaportlarını yani ve şey istedi dedi. Son çocukların okuldan aldıkları son karneyi istedi dedi. Ama arkadaşlar bu iki evrak dışında bana kalırsa okuldan transkript de alın. Çocuklarınızın son sınıfından yani en son bitirdiği sınıfının ders transkribini İngilizce olarak isteyin ve buraya getirin. Ben bazı okulların bunu da isteyebileceğine ihtimal veriyorum. Çünkü hangi dersleri aldığını bilmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bu üç evrağı gelirken getirmenizde fayda var. Arkadaşlar bu sizin için de geçerli. Sadece ilkokul, ortaokul çağındaki çocuklar için değil, sizler için de geçerli. Mesela buraya geldikten sonra herhangi bir sebepten dolayı gelebilirsiniz. Evlilik yoluyla bile gelebilirsiniz ve burada eğitim hayatınıza devam etmeyi düşünebilirsiniz. Türkiye'den okulla alakalı tüm evraklarınızı alın ve bunların İngilizce transkriptlerini isteyin mezun olduğunuz okuldan. Diplomanızın misal, aynı şekilde ders transkribinizi İngilizce olarak isteyin. Yapabiliyorsanız işte bitirme tezinizi, her şeyinizi, staj belgelerinizi, her şeyinizi alın. Burada onları şey yapacaksınız yani denkleştireceksiniz yeni bir okula başlamak için ya da burada çalışmak için bir kurumdan denkleştirmek için bir kuruma göndereceksiniz. Bu kurum sizden bunların çevrilmiş halini isteyecek. Ya İngilizce ya Fransızca ya da Flamenkçe yani buradaki resmi dillerden bir tanesine çevirmiş olarak göndermenizi isteyecek. Eğer ki Türkiye'den İngilizce olarak almazsınız okulunuzdan bu evrakları buraya geldikten sonra yeminli tercüman aracılığıyla bunları gene başka bir dile çevirtire, transkript yapabilirsiniz, çevirtirebilirsiniz. Ama tabii ki yeminli tercümanı para ödemeniz gerekir. Hani para ödemek istemiyorsanız direkt okulunuzdan İngilizce versiyonunu almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya, ikinci soruya. Çocuklar Belçika'ya geldiklerinde direkt okula mı başlıyorlar? Yoksa öncesinde dil kursuna mı gitmeliler? Direkt okula başlarlarsa dil bilmeden okul derslerini nasıl öğreniyorlar? Şimdi arkadaşlar Belçika'da şöyle bir sistem var. Çocuğunuz Türkiye'den geldikten sonra onun ilk önce yaşına bakılıyor. 12 yaşından büyük ise bir sene boyunca dil kursuna gidiyor. Bu dil kursu tıpkı okula gider gibi yani okul saatlerinde oluyor. Diğer çocuklarla
çocuklarla birlikte gidiyor kursa, akşam diğer çocuklarla birlikte kurstan geliyor. Yani bir çeşit aslında okula gitme versiyonu gibi oluyor ama dil öğreniyor. Ama tabii ki biraz dili öğrendikten sonra okul derslerine adapte olması açısından yavaş yavaş okul derslerini de öğreniyor. Nasıl diyeyim? Yani hem dili hem de çok geri kalmaması için okul derslerini birlikte veriyorlar. 12 yaşından büyük ise çocuğunuz bir sene buraya geldikten sonra dil için sene kaybı yaşayabilir. Bu çok normal. Sistem bu şekilde. Fakat 12 yaşından küçük ise çocuğunuz buraya geldikten sonra direkt Türkiye'de bitirdiği sınıfın üstündeki sınıftan, mesela 3'ü bitirdiyse burada 4. sınıfa kaydoluyor genellikle. Ve burada okulda dili direkt öğrenmeye başlıyor. Bu evet bize tuhaf gelebilir. Yani hiç bilmeyen bir çocuk direkt okula gidip dersleri nasıl anlayacak, dil bilmiyor diye düşünebilirsiniz. Ama çocukların dil hafızası, dil yeteneği bizden çok daha farklı ve gelişmiş. Dolayısıyla bir çocuk çok hızlı bir şekilde bir diğer dili öğrenebilir. Özellikle bir çocuk 12 yaşından küçük ise öğretmenler de birazcık ihtimam gösteriyor işin açığı. Ve o çocuk yani gittiği sınıfta arkadaşlarıyla iletişim kurarak, öğretmeniyle iletişim kurarak maksimum 2 hadi olmadı 3 ay gibi kısa bir süre zarfı içerisinde diğer arkadaşları kadar dil biliyor oluyor ve normal okul derslerini anlayacak seviyeye geliyor. Tabii ki her çocuk bir değil. Bazı çocuklar çok daha hızlı öğreniyor. Fakat bazı çocuklar birazcık daha sıkıntı yaşayabiliyor. Hani daha geç öğrenebiliyor ya da öğrenmekte daha fazla zorluk yaşayabiliyor. Bu durumda da şu tür merkezler var. Çocuğun dil gelişimini desteklemek amacıyla okul sonrası dil eğitimi alabileceği çocuğun yaşına ve seviyesine uygun olarak yerler var. Oralara yönlendiriyorlar genellikle öğretmenler. Yani şunu düşünmeyin. Geldikten sonra çocuğun benim dil öğrenemeyecek ve derslerine devam edemeyecek ve okul hayatı gerçekten ciddi bir sıkıntıya uğrayacak diye düşünmeyin. Pek uğramıyor arkadaşlar. Size şunu söylemeliyim. Yani burada çocuklar 2,5 yaşında okula başlıyorlar. Mesela benim çocuklarım hani burada doğup büyüdüler. Onlar gibi şu an benim yaşımda olan, burada doğup büyüyen bir nesil söz konusu. Ve bu nesil içerisinden liseyi bile bitirememiş. Hani insanlar olabildiği gibi ben Türkiye'den buraya 12 yaşının üzerinde gelip burada çok güzel üniversiteler bitirip çok güzel meslekler elde eden insanlar da tanıyorum. Mesela yakınlarımdan bir tanesi 12-13 yaşında buraya geldi. Şu an eczacı olarak çalışıyor. Eczacılık bölümünü bitirdi. Bu tarz insanlar da var. Bu gerçekten sizin ve çocuğunuzun çabasına ve çocuğunuzun kapasitesine bağlı olan bir şey açık konuşmam gerekirse. O yönüyle bu konuda negatif olmamanızı tavsiye ederim. Çocuğunuz dili bir şekilde burada öğrenecek. Bu konuda endişelenmeyin lütfen. Kızım 1. sınıfa başlamıştı. Virüsten dolayı gidemedi, yarım kaldı. Tekrar 1. sınıftan mı başlar, 2. sınıftan mı? Şimdi arkadaşlar virüs olayını, pandemi olayına bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ilk defa yaşadığımız bir şey. Bizim çocuklarımız da aylardır okula gitmiyor. Online eğitim alıyorlar öğretmenlerinden. Her gün bilgisayardan görüşerek, görüntülü olarak konuşarak eğitim alıyorlar şu an. Bizim çocuklarımızın da akıbetini bilmiyoruz. Yani sınıflarına geçebilecekler mi? Mesela tekrar okula başladıklarında zorlanacaklar mı? Çünkü öğretmenlerin o aradaki açığı kapatması lazım ve hızlıca toparlaması lazım. Bu çocuklarımıza nasıl yansıyacak? O dönemde daha yoğun bir ders çalışma temposuyla mı gidecekler yoksa normal hayatına uyumlu bir tempoyla mı gidecekler? Hani bunu gerçekten bilemiyoruz şu an için. Virüsten dolayı sizin çocuğunuzun da buraya geldiği zaman sonu ne olur onu da bilemiyorum. Ama şunu söylemeliyim. Normalde çocuklarımız Türkiye'den buraya geldikten sonra Türkiye'de bitirdiğin sınıfın bir üst sınıfından devam ediyor. Yani dediğim gibi Türkiye'de ilkokul 3. sınıfı bitirdiyse çocuğumuz burada genellikle 4. sınıftan devam ediyor. Fakat bu kesinlikle böyle olacak diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Mesela çocuk buraya geldikten sonra gittiği okulda ufak bir teste tabi tutuluyor. Bu böyle IQ testi ile matematik testi arası 5 dakikalık çok basit bir test. Çocuk test olduğunu bile anlamıyor. Ondan sonra çocuğun hangi sınıftan devam edeceğine karar veriyorlar. Yani çocuğunuz buraya geldikten sonra
aynen Türkiye'de kaldığı sınıftan devam edebilir. 3'ü bitirdiyse 4'ten devam edebilir. Veya Türkiye'de 3'ü bitirmiş olsa bile burada ilkokul 3'ten tekrar devam edebilir. Onu da söylemeliyim. Yani dersler birbirine uymayabilir. Çocuğun tabii ki dil öğrenme sürecini öğretmenler göz önünde bulundurmak isteyebilir. Biraz buradaki öğretmenlerin, okulun sistemine ve kanaatine kalmış bir şey. Ama ben bunu da çok kafanıza takmanızı düşünmüyorum. Yani çocuğunuzun bir sene kaybetmesi çok büyük bir şey değil arkadaşlar. Onun hayatı içerisinde bir senelik okul, yani bir senelik sınıfı tekrar tekrar etmesi yanlış bir şey değil. Zaten daha önceki videolarımda da söyledim. Burada sınıfta kalma olayı çok adiyattan, Türkiye'de bizim zamanımızda özellikle sınıfta kalınınca hani çok bir şey, büyük bir şey gibi karşılığı alınıyordu. Aa, sınıfta kalmışlar ve çok az kişi sınıfta kalıyordu. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Çocuklar sınıfta kalabiliyor. Aileler ya da öğretmenler bunu çok sorun etmiyor. Çocuk da sorun etmiyor. Çevre de sorun etmiyor. Ve kaldığı sınıfı tekrar okuyup okul hayatına devam edebiliyor. Yani o sınıfı tekrar tekrar edecek olan sadece sizin çocuğunuz olmayacak. Başka çocuklar da kalmış olacak sınıfta. Burada çocuğun hani sene kaybetmesinden daha çok çocuğun o sınıfta aldığı eğitimi gerçekten verilen eğitimi gerçekten o çocuğun alıp alınamadığına bakılıyor. Öyle düşünüyorum. O yüzden bunu çok kafanıza takmayın. Yani sizin çocuğunuz buraya geldikten sonra ha birinci sınıftan devam etmiş, birinci sınıfı tekrar almış, ha ikinci sınıftan devam etmiş. Hani bu çok çocuk için de sizin için de çok bir şey fark etmemeli diye düşünüyorum. Belçika'da okullar ne zaman başlar ve ne zaman tatil olur? Güzel bir soru. Belçika'da hiç şaşmaz. Okullar 1 Eylül'de başlar. 30 Haziran'da ise yaz tatili başlar ve yaz tatili 2 ay sürer. Tabii ki bu 1 Eylül hafta sonuna ya da başka tatile denk gelmiyor ise, hafta sonuna denk geliyorsa mesela 1 Eylül pazar günü ise 2 Eylül'de başlar. Normalde 1 Eylül mesela salı gününe denk geliyorsa bile salı günü okullar açılır. İlla pazartesi olmasını beklemeyiz arkadaşlar. Diğer soru. İki erkek çocuğum var. Güreş sporu ile ilgileniyorlar. Okuldan hariç spor hayatı bunu Belçika'da sürdürebilirler mi? Okuldan hariç spor hayatları var. Bunu Belçika'da sürdürebilirler mi? Belediyenin spor kursları var mı? Şimdi arkadaşlar burada yeteri kadar özellikle benim yaşadığım çevrede belediyenin yeteri kadar aktiviteye yönelik organizasyonları mevcut. Mesela benim biliyorsunuz 3 tane kızım var. Bir tanesi 2,5 yaşında. Diğerleri daha büyük. Benim kızlarım bir seneye aşkın bir süre belediyenin resim kursuna devam ettiler. İlkokul 1. ya da 2. sınıftaydılar sanırsam. Daha sonra orayı bıraktılar. Bir tanesi jimnastik kursuna devam etmek istedi. Hala devam ettiriyor jimnastik kursunu. O çok sevdi. Diğeri gitar kursu almak istedi. Gitar kursuna bir süre devam etti fakat sevmedi. Onu bıraktı. Çocuklar çok çabuk sıkılıyorlar bu arada. Başka hangi kursa gidecek Allahu alem. Bunların hepsi belediyeye bağlı kurslardı. Yani uzunca bir liste söz konusu aldırmak istediğiniz kursa dair. Belediyelerde genellikle yeterli yer mevcut oluyor. Bu konuda endişelenmemenizi tavsiye ederim. Lakin şöyle bir şey söz konusu. Güreş konusunda çok bir şey duymadım ve bilmiyorum. Özellikle daha böyle internasyonel olan kurslar mevcut. Mesela gerçekten güreş hiç duymadım. Tekvando deseniz belki okey ya da karate deseniz tamam ama güreş konusunu bilmiyorum, biraz araştırmak lazım. Yani şöyle bir şey arkadaşlar, mesela Belçika'nın her yerinde hemen hemen çocuklarınıza gitar kursu bulabilirsiniz ama bağlama veya saz kursu söz konusu olduğunda ben bulamadım mesela çocuklarım için de, hatta bir ara kendim için de araştırmıştım. Veren birkaç Türk Türk varsa çevrenizde özel kurs olarak veriyorsa bunları okey olabilir ama onun dışında belediyelerde mesela bağlama kursu yok, saz kursu yok, ne bileyim bir ebru kursu yok. Daha böyle spesifik kursları bulmanız daha zor olabilir. Ama genel olarak böyle bahsettiğim gibi diğer daha çok adı duyulmuş kurslar söz konusu, bunları kolaylıkla bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu sosyal aktivite olayı Belçika'da çok ileri diye düşünüyorum. Genellikle anneler ve babalar hani burada herkes çalıştığı için çocuklarını daha sosyal aktivitelere yönlendirmek zaman açısından anne ve babaya kolaylık sağlıyor. O yönüyle yüzme kursundan tutun da ne bileyim her türlü kursu bulabilirsiniz gerçi. Demiş ki takipçim, ilkokul çağındaki çocukların dil öğrenme süreci ne kadar sürüyor? Dil öğrenene kadar dersler nasıl geçiyor? Yani o ders dil bilmeden nasıl öğretiliyor çocuğa demiş. Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar şundan örnek vereyim. Benim kızım 2,5 yaşında. Ana dilini çok iyi biliyor. Oturur size konferans
verir. Yani o kadar Türkçeyi düzgün konuşuyor Gökçe. Fakat Flamanca hiç bilmiyor. Sadece Flamanca bir şey duyduğunda ya diyor. Evet anlamına gelen ya diyor. Ne sorarlarsa sorsunlar, ne söylerlerse söylesinler. Sadece bir kelime konuşabiliyor. Yani Flamanca'yı hiç bilmiyor. Ve bu çocuğu biz okula yazdırıyoruz. 2,5 yaşından itibaren anaokuluna başlıyor burada çocuklar. Anaokuluna başladıktan sonra çocuk orada arkadaşlarından ve öğretmenlerinden duya 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 bu dili öğrenmeye başlıyor. Hani yüzme bilmeyen birisinin denize atlayıp mecbur kalıp yüz boğulmamak için yüzme öğrenmesine benziyor birazcık arkadaşlar. Ama çocuklar gerçekten çok çabuk öğreniyor. Çünkü saatlerce çevresinden aynı dili duyuyor arkadaşlar. Duyarak öğreniyor. Yani mesela ben buraya geldikten sonra 25 yaşı aşkın bir yaşta, 25 yaşımın üzerinde dil öğrenmeye başladım. 2 sene boyunca uğraştım. Ders görerek öğrendim. Çocuklardaki sistem bu şekilde olmuyor. Duyarak öğreniyor. Yani Gökçe doğduktan sonra dil öğrenme yaşına geldiğinde, yani 1,5 yaş civarında Türkçeyi nasıl öğrendiyse, bizden duyarak öğrendi, öyle değil mi? Türkçeyi nasıl öğrendiyse okulda da diğer bir dili o şekilde öğreniyor. Anlatabildim mi? Çocukların o kadar ciddi bir dil hafızası varmış ki, eğer ki bir çocuğa 6 farklı kişi sürekli aynı dili olmak üzere 6 farklı dil konuşurlarsa, o çocuk 6 dili de ana dili seviyesinde öğrenerek büyüyebilirmiş. Mesela evde 6 kişi olsa ve Gökçe'ye her birimiz farklı bir dil konuşsam, ben İngilizce konuşsam, Oğuz Flamanca konuşsa, işte anneannesi Türkçe konuşsa, babaannesi atıyorum Rusça konuşsa, Gökçe 6-7 yaşına geldiğinde bu dillerin hepsini ana dili gibi biliyor seviyede bir çocuk oluyor, haline gelecek. Demek istediğim, okulda da dili bu şekilde öğreniyor arkadaşlar. Yani ana dilini öğrenir gibi öğreniyor. Ana dille aynı sistemle öğreniyor. O yüzden çocuğunuz özellikle ilkokul çağında ise, 12 yaşından küçük ise, ki 12 yaşına kadar o şartel kapılarında kapanmıyormuş. 12 yaşına kadar hala çocuğun dil hafızası sürüyor ve o dili daha hızlı öğrenebiliyormuş 12 yaşının üstündeki çocuklarda. Dolayısıyla çocuğunuz da geldikten sonra kısa bir süre sonra ana dilini öğrenir gibi Flamenkçe'yi, Fransızca'yı ya da gittiği okulda hangi dil konuşuluyorsa o dili öğrenmeye başlayacak ve öğrenecek. Lütfen arkadaşlar, tekrar ediyorum, bu konuda endişelenmeyin. Öğrenmeseler bizim çocuklarımız öğrenmezdi. Biz ki 25 yaşın, ben ki ya mesela 25 yaşından sonra, Oğuz 30 yaşından sonra dili öğrendi ve çok iyi seviyede biliyor. Benim eşim bazen burada doğup büyümüş arkadaşlarıyla konuşurlarken onlar eşime soruyorlar, şu kelime ne demekti Flamanca'da diye. Dolayısıyla 7. soruya geçiyorum. Ben 34 yaşındayım. Çocuklar haricinde benim için de dil kursu var mıdır? Arkadaşlar evet, Belçika yıllardır bünyesinde göçmen barındıran bir ülke. Dolayısıyla uyum kursları söz konusu. Bu uyum kurslarının bünyesinde de çok köklenmiş, sistemi çok oturmuş dil kursları söz konusu. Bu dil kurslarına ait benim kanalımda bir sürü video var. En az 3-4 video var. Bunları izleyebilirsiniz. Geldikten sonra sizin seviyenize uygun, seviye derken hani ayırabileceğiniz zamana uygun, çalışacak mısınız, dil mi öğreneceksiniz, ne kadar zamanınız var ya da yaşınız ne kadar, kapasiteniz ne kadar, hani hepsine uygun, sizin seviyenize uygun dil kursu bulmanız mümkün. Bu olay dediğim gibi çok ciddi manada Belçika'da sistemleşmiş. Buraya gelip dil öğrenmek isteyen herkes burada dili öğrenebilir. Üstelik bunun için böyle devasa paralar ödemeniz gerekmiyor. Mesela İngiltere'de öyle değilmiş. Dil kursları gerçekten çok pahalıymış. Burada ise neredeyse bedava. Şimdi artık kitap parası ya da ufak bir ücret falan da alıyorlar. Ama neredeyse bedava diyebileceğimiz küçük meblağlar ödeyerek belki de dil öğrenebilirsiniz. Bu konuda hiç sıkıntı olmaz. Yeter ki siz isteyin bunu. Gerçekten ben buraya sonradan gelenlerin, özellikle anne babaların burada konuşulan o yerel dili öğrenmesine çok önem veriyorum. Kendiniz için olmasa bile çocuklarınız için bu dili öğrenmeniz gerekecek. Çünkü öğretmenleriyle iletişim kurmak zorunda kalacaksınız. Velilerle iletişim kurmak zorunda kalacaksınız. Dili öğrenmediğiniz zaman burada gerçekten böyle sağır ve dilsiz gibisiniz. Eliniz kolunuz bağlı gibidir. O yüzden çok önem veriyorum. Lütfen dil kurslarıyla alakalı diğer kanalımda mevcut olan diğer videolara da bakın. 8. Belçika'da okullarda ırkçılık var mı? Çocuklar ırkçılığa maruz kalır mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu soru bana oldukça fazla soruluyor. Arkadaşlar,
Şu şekilde açıklayayım. Siz sokaktan rastgele 100 tane göçmen çevirseniz ve bu soruyu sorsanız, deseniz ki Belçika'da ırkçılık var mı? Bunların bir kısmı size evet Belçika'da ırkçılık vardır diyecektir. Bir kısmı ise hayır Belçika'da ırkçılık yoktur diyecektir. Belçika'da ırkçılık vardır diyenlere peki siz Belçika'da ırkçılığa maruz kalan bir olay, ırkçılığa maruz kaldığınız bir olay yaşadınız mı diye sorsanız bir kısmı evet yaşadık diyecektir, bir kısmı ise hayır yaşamadık diyecektir. Bu ırkçılığa maruz kaldıklarına dair o olayları dinleseniz, o yaşadık diyenlerden o olayları dinleseniz bu olayların bir kısmı size çok mantıklı gelecektir ve diyeceksinizdir ki evet burada gerçekten siz ırkçılığa uğramışsınız. Bir kısmını ise hönk olacaksınızdır. Bunun ırkçılıkla hiçbir alakası yok. Bu ne bileyim herhangi bir anlaşmazlık ya da burada sen haksızsın, bu ırkçılık değil diyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar buna benim şahsen cevap vermem çok zor. Benim ve çocuklarımın ırkçılığa, özellikle okulda ırkçılığa maruz kalıp kalmama mevzusuna gelirsek eğer ki, ben şu an biri 4. sınıfa giden, biri de ilkokul 3. sınıfa giden 2 tane çocuğum var. Bir tanesi de klavyatura başladı pandemiden dolayı şu an evde. Ben 2 tane okul değiştirdi bu çocuklar. Birkaç sene bir okula, daha sonra taşındık başka bir okula başladılar. Bu 2 okulda da ırkçılığa maruz, çocuklarımın ırkçılığa maruz kaldığı herhangi bir olay yaşamadım arkadaşlar. Bunu yaşadığını söyleyen, özellikle ileriki sınıflarda daha fazla çocukların ırkçılık yaşadığını söyleyen arkadaşlarım var. Bu tarz insanlar da tanıyorum. Bunu da söylemeliyim. Arkadaşlar burada ben size bir şey anlatmak istiyorum gerçekten. Bakın. Bundan birkaç sene önce benim 2 tane arkadaşım var. Bunlardan bir tanesinin çocuğu, kızı sınıfta kaldı. Ve bu arkadaşım hani çocuğunun sınıfta kalmasını çok fazla problem etmedi. Dedi ki ya olabilir dedi, sınıfta kalsın bir kere daha tekrar etsin sonra devam eder diye düşündü. Diğeri ise, diğerinin çocuğu ise şimdi klötür dediğimiz bu anaokulunun 3. sınıfından sonra çocuklar ufak bir test yapıyorlar. Eğer ki bir çocuk bu testi geçerse ilkokul 1. sınıfa başlatıyorlar ve bunu bütün çocuklara yapıyorlar. Sadece göçmenlerin çocuklarına yapmıyorlar. Bu testi bu arkadaşın çocuğu, başka bir arkadaşın çocuğu geçemedi arkadaşlar. Testi geçemediği için bu arkadaşım okulda kıyamet kopardı resmen. Siz ırkçısınız, benim çocuğum nasıl bu testi geçemez? Ben evde yapıyorum, hepsini biliyor. Siz nasıl öğretmensiniz? Çocuğumu alacağım, başka okula yazdıracağım falan. Bayağı konuşuldu onun bu tepkisi okulda. Okulu bayağı bir ırkçılıkla suçladı. Ama aynı okul bu birinci anlattığım sınıfta kalan öğrenciye, arkadaşımın kızına şöyle bir uygulama yaptı. Çocuk o sene sınıfta kaldı ama o seneyi de çok güzel atlattı çocuk. Yani zaten almış olduğu dersler vardı ve çocuk dil konusunda o sınıfta mesela birinci sınıfta kaldı, ikiye geçirmediler ya. O birinci sınıfta tekrar dili çok harika bir şekilde çözdü ve çocukta çok hızlı bir ilerleme oldu. Ve öğretmenler o sınıfı aynı zamanda aldırırken aynı zamanda çocuğu ikinci sınıfa da gönderdiler. Yani birinci ve ikinci sınıfa aynı anda aldırdılar çocuğa. Bu biraz alttan üstten ders almaya benziyor. Ve çocuğu o sene sonunda 3. sınıfa gönderebildiler. Çocuk aslında sınıfta kaldı ama senenin yarısından sonra hem 1'i hem 2'yi alabilecek kapasiteyi çocukta gördüler ve verdiler gerçekten çocuğa ve çocuğa sene kaybettirmediler. Şimdi bu öğretmenler gerçekten ırkçıysa ikisi de benim arkadaşım ve ikisi de göçmen, ikisi de Türkiye'den gelmiş ve ikisi de buraya gelin olarak gelmiş bahsettiğim annelerin. Şimdi ikisine de ırkçılık yapmaları lazım. Dolayısıyla yaşadığımız okullarda yaşadığımız her olay ırkçılık olmayabilir. İşin içerisinde farklı şeyler olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Yani olayları yaşarken buraya geldikten sonra özellikle. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar soruya cevap verebildim. İnşallah bir sonraki videoda daha fazla soruya cevap vermeyi düşünüyorum. Çok Belçika'da üniversite okumak için neler yapmamız gerekiyor? Hangi evrakları almamız gerekiyor? Ya da nasıl başvurmamız gerekiyor? Yüksek lisans Belçika'da nasıl yapabilirim gibi sorular soruyorsunuz. Ben bu soruların cevabını şu an için bizzat bilmiyorum. Fakat Belçika'da yüksek lisans yapmış olan, hala yapmakta olan ya da Türkiye'den gelip burada üniversite okumuş olan insanlarla şu an irtibattayım. Onlarla birlikte bir video çekmeyi düşünüyoruz. Hatta birden fazla video çekmeyi düşünüyoruz. Böylece bu sorularınıza da cevap bulmuş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.